Murat Bey, hoş geldiniz. Nasılsın? Sen hemen vuruldun valla. Sağ ol, eksik olma. Sen hiç beklemezdik ya. Başkanımız İstanbul'da, muhtar Tarık, ben muhtar Ali Asker, bir muhtarımız daha var. Hüseyin Bey nerede? Güler. Bir şey yok. Evet, biz de işte Malatya'ya geldik seçim. Siyasetçilerin için, Türkiye için önemli, hepimiz için önemli. Dolayısıyla çok kritik bir dönemde bir seçim gerçekleştiriyoruz. Önemli siyasal sonuçları olacak. Bundan sonraki dönem içerisinde demokrasiye inanan birisi olarak vatandaşımızın iradesinden başka bir iradeyle hareket edemeyiz işte. Yani Cumhuriyetimizi kurarken sen de her zaman milletle birlikte kurdu. Gitti Samsun'a çıktı, Erzurum'a gitti, Sivas'a gitti. Milletle birlikte yapıyorum dedi. Ben demedi, biz dedi hep. Hep böyle dedi. Dolayısıyla böyle olduğu zaman Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ortam içerisinde ne yazık ki Türk siyaseti maalesef bugün Türkiye'nin ve Cumhuriyet'in bekasını ilgilendiren temel konularda bir ayrışma yaşıyor. Gönül isterdi ki biz buraya geldiğimiz zaman sizlere nasıl daha hizmet edebileceğimizi, bireysel olarak sizler için neler yapabileceğimizi ifade ederek biz daha i̇nşallah, iyi yaparız inşallah diye geleceksiniz. Gelseydik ama bugün mesele onun üzerinde. Bugün mesele sadece Fethiye köyündeki insanlarımızı düşünmek değil. Daha büyük ailemizi, devletimizi düşünmek. Bir takım tehditler var. Ben kimle birlikte yapacağım bunu? Kimle beraber olacağız? Sizle birlikte olacağız. Dolayısıyla böyle olduğu zaman da elbette milletin iradesini dönüştürerek yapacağız bunu. Başka çaremiz de yok. O bakımdan bugün bir mahalli idareler seçimi olmakla birlikte bunun sonuçları çok önemli siyasal sonuçlar doğuracaktır. Milletimizin bu gidişat karşısında bu cumhuriyetin asli sahibi olan milletimizin bu gidişat karşısında bir cevap vermesini istiyoruz. O bakımdan çok önemli ve Türkiye bir Türkiye düşünün ki bugün kendi milli kimliğini, kendi cumhuriyetini tartışıyorsa geleceği çok şey demektir. Bugün şöyle bir düşünelim ya. Elimizi vicdanımıza koyalım. Allah için Almanya'da ya da Fransa'da ya da bir başka yerde kendi cumhuriyetini kuran temelleri, kendi milletinin temel değerlerini tartışan ve tartıştıran bir yer var mı? Yok, bir tek yok. Türkiye. Olmaz. Var mı ya? Olmaz. Onun için bu konuda siyasal sonuçları önemli olabilecek bir seçim. Seçimde milletimizin iradesine ihtiyacımız var. Sizin gibi
milletimizin ve devletimizin temel değerlerine sahip insanların iradesi Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli. Bu bakımdan ben söylüyorum, yani bir tek yerel seçimler değil, bir tek burada muhtarı seçmiyoruz. Belediye başkanı seçmiyoruz. Yani siyasetçiler, velev ki burada bir muhtarı seçseniz ya da bir belediye başkanı seçseniz bile üstteki siyasetçiler verdiğiniz oya siyasal bir anlam yüklüyor. Siz 4 yılda bir oy kullanıyorsunuz. İnşallah geleceksiniz. Siz... Siyasetçi bu oyu her gün kullanıyor. Tepe tepe kullanıyor. Evet. Tepe tepe kullanıyor. Şimdi o zaman... Attım, ne sana sormak. Ben değil, bu kötü şerim üstünü örten adam. He? Bu pisliğin üstünü örten insan diyeyim acaba. İyi mi geldin adam? Seçimi de üstünü örtebilir mi? Yok, vallahi çabalıyorlar. Bu lazım. Tabii yani ama şöyle bir şey var. Vatandaş olarak yani gözler varsa görmeli, kulaklar varsa duymalı. Değil mi? Ama herkes daha duyuyor şimdi ama bunu üstünü örtüyor. İşte bu örtenlere karşı mücadele edeceğiz. Başka türlü olmaz ki. Yani örtmeye çalışıyorlar ama ayakkabı kutularını nasıl örtecekler? Para sayma makineleri, para kasaları, bütün bunlar nasıl örtülecek? O bakımdan bir mücadele. Buna izin vermememiz gerekiyor. Valla ben yatağa gireyim, bu ağzıma gelir. Bu kadar kötü için üstünü örten adam diyeyim. Yarın birine biletler alalım. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki ben bunu tabii burada farklı siyasi partilere destek olmuş değerli kardeşlerim var ama bir oy, bir vatandaşın bir oyu temiz duygularla burada oy veriyor. Oy verdiğiniz, vekalet verdiğiniz kimse bu oyun şeref ve namusunu koruması gerekmiyor mu? Evet. Onun yaptığı bir yanlış, oy veren insanı sıkıntıya sokmaz mı? Çünkü oy verdiği zaman burada gelip kahvede de bunu savunması lazım. Değil mi? Şimdi o insanları bu kadar mahcup duruma düşürenler hangi yüzle çıkacak bunları söyleyecek? Akşamdan ki o İstanbul milletvekili çok güzel açık konuştu. Pisliğini falan her şeyini de anlattı. AK Parti'nin ismi de söyledi. Muhammed Çetin. Şimdi bütün bunlar ortalıkta. Şimdi oy netice itibariyle oy bireysel ama Fethiye'yi düşünmeden, Malatya'yı düşünmeden, Türkiye'yi düşünmeden oy kullanılır mı? Çünkü birisini kullandığı zaman geldiniz dediniz ki Türkiye'yi bu yönetsin. Yönettiğiniz adam ehliyetsiz sürücüyse ne yapacağız? Bir tarafı toslardır. Hepimiz arabadayız yani. Biz ne kadar bağırsak çağırsak. Şimdi biz arabanın içindeyiz. Bağırıyoruz çağırıyoruz. Diyor ki ya yapma buraya kırma diyoruz. Adam gidiyor. Ne yapmak lazım? O zaman onun ehliyetini sürücülük ehliyetini almakla başka çaremiz yok. Çünkü hepimiz bedel ödeyeceğiz. Zannetmeyin ki direksiyona koyduğumuz insan hepimizin kaderini belirliyor. Yani sadece kendi kaderini değil ki. Zararı sadece kendine olsa kıymeti yok. Kıymeti yok yani. Ne olma, o bakımdan yapması gereken iş, yapılması gereken iş bu gidişata düz demektir. Ben Türkiye'nin geleceği açısından bunu samimiyetle sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin geleceği açısından hem ekonomik açıdan olsun hem siyasi açıdan olsun çok riskli bir döneme doğru gidiyor Türkiye. Yani takdir edersiniz ki ben şunu söylüyorum. Bugünkü olaylar, gelişmeler ve tartışmalar. Hani okullarda deney yaparsınız, kimya deneyi, şunu alırsınız, bundan bir sonuç çıkartırsınız. Ama toplum hayatında laboratuvar tarihtir, geçmiştir. Geçmişte yaşadıklarımız ekseninde bugünlere bakmamız lazım. Büyük tecrübelerle biz bir mücadele sürdürdük, bir cumhuriyet kurduk. Bunun temelleri var. Birisi kalkıp kendi aklına göre ya bunu değiştirelim diyemez değerli kardeşim. Deneme yanılma. Vekilim zaten diyor ben padişah olacağım diyor. Yok. Padişahlığı var. Yok. Bırak padişahlığı bıraktık değerli kardeşim. Muhammed'den sadak ya padişah olacaksa Allah korusun değerli kardeşim. Kendilerine o kadar vasıflar atfediyorlar ki.
bizim inanç değerlerimiz açısından da kabul edilebilecek şeyler değil. Yani birileri kalkıp siyasetçi ya biri kalkıp diyor ki bir gün bende şey de var yani videosu da var diyor ki seçim şeyi yapıyor diyor ki Sakarya'da bir milletvekili diyor ki ver oyunu Tayyip'e ya tuzan sevap kazan. Allah'ım ya Rabbi bizim yaratılış ya inanç temellerimizin temelini oradan kaldırıyor ya. Ya, ula ben de diyorum ki bunun sevap boyutu var da kitaben kerimin var sevapları ve şeyleri yazar onlar yazar bunları yani kardeşim o bir tarafını yazmayacak mı o zaman senin haline bu sevabı mı yazacak dolayısıyla böyle bakıldığı zaman milli ve manevi değerlerimizin de siyaset ve ticaret için acımasızca kullanıldığını görüyoruz. Bu çok daha tehlikelidir. Bu çok daha... Şimdi bir rüşvet ve yolsuzluk var. Hemen kalkıyorlar, hemen efendim bağış yapıyor. İmam Hatip Lisesi'ne bak. Hayırsever bir insan. Ama bu daha tehlikeli biliyor musunuz? Yani insan bir şeyi haksız bir şekilde aldı. Ama aldığı bir şeyi hepimizin manevi değerlerini kullanarak üstünü örterse yozlaştıran bizim değerlerimiz oluyor. Asıl tehlike de budur. Bir milletvekili kalkıyor diyor ki Allah'ın bütün vasıflarını toplamış. Dediğiniz de padişah madişah. Evet. Ya, ya gerçekten kendilerini başka bir şey mi zannediyorlar? O bakımdan bu çok tehlikeli bir şey. Ben onu yaparım. Değerli arkadaşlarım, siyasetçinin bizim bu değerlerimizi bu şekilde yoldaştırılması çok tehlikeli, çok tehlikelidir. Valla çay güzel bir çay daha alacağız. O bakımdan bu siyaset anlayışı doğru bir siyaset anlayışı değil. Şimdi hukuk, yargı, bir şeyler var. Şimdi... Bundan önce işte dün televizyonu her yerde izletiyorum. Bırakın sadece çalışsın. Temiz eller operasyonu yapılıyor. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından niye şüphe duyuyorsun diye söylüyorlardı. Şimdi bir baktık ki bunlar demek abdesti şüpheliymiş. Kıldıkları namazda bir yerine gelmemiş. Şimdi asıl tehlikelisi dediğim gibi rüşvet ve yolsuzluk. Toplumsal bir yanlış yapan ayrılmalı. Hiçbir diyeceğim yok. Bununla herkesi toptan tutamam. Ama siz bir rüşvet ve yolsuzluğu örtmek için hukuku ortadan kaldırmaya çalışıyorsanız evet. Bu daha büyük bir tehlike. Siyasi anlamıyla rüşvet ve yolsuzluğu meşrulaştırmış oluyorsunuz. Buraya geldiler değerli kardeşler. Fethiye'ye de geldiler. Malatya'da yani biz bu şeyleri çok yanlış buluyoruz. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. Efendim bu belli bir mensubiyet. Burada milletin yargısı yapacağız diye haksızca bir sürü şeyler yapıyor. Burada 71.3 evet dedi değil mi? Evet. Hakimler. Şimdi ne oldu? Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu milletin yargısı yapacağız dedi. Şimdi bunu da istemiyoruz kalkıp dedi. Şimdi ben de burada söylüyorum. Malatya'nın %71.3 oyu çalınmadı mı? Çalındı. Bu da milli irade hortumculuğu değil mi? En büyük. Vatandaşa yalanla oyunu çalarsa bu da böyledir. Sülün Osman gibi. Nitelikli dolandırıcılar giriyor bu da. O bakımdan bugün bizim sahip çıkmamız gereken aynı zamanda hukuktur. Yani savcı, hakim yanlış yapabilir. Yanlış yapırsan hukuk sistemi içerisinde yaparsın. Ama bu yanlışları yaptığın yanlışların üstünü örtmek için başka mazeretler ortaya koyarsan suçun üstünü örtüyor. Bu Nasrettin Hoca'nın yaptığı ayının üstünü örtmek için gıcırtı çıkartmasından öteye bir anlam çalıyor. Gıcırtı çıkartıyorlar. O bakımdan bizim bugün bu rüşvet ve yolsuzluk içerisinde atılan adımları dikkate aldığımızda gücü elinde bulunduran yürütmenin yargıyı bir parti yargısı haline dönüştürmesi Türkiye için büyük bir tehlikedir. Bu biraz önce dediğiniz gibi Türkiye'yi bir cumhuriyet olmaktan çıkartır, diktatörlüğe doğru götürür.
Bu yanlıştır. Yasama ve yürütme yargı kendi içerisinde bağımsız ve birbirlerini denetim haline dönüştürmesi lazım. Bütün bunları yasama zaten yürütmenin tekelinde. Yargı da yürütmenin güdümünde. Evet. Şimdi adli kolluğu vali yardımcısına bağlayacaklarmış. Adli kolluk bağımsız kalır mı? Şimdi adam 2,5 senedir, 2 senedir bu rüşvet ve yolsuzluğu takip eden savcı iddianame yazmasını elinden almışlar. Dosyayı değiştiriyor. Ya böyle bir şey olur mu ya? Şimdi bu şeye benziyor. Dosyaları kapattılar. Kapatıcı, yani amaç ve hedef o. Ama o görüntüleri, ayakkabı kutularındaki paraları nasıl kapatacaklar bilmiyorum. Şimdi bu şeye benziyor. Birisi kalkıyor işte üniversite bitiyor, doktora yapacak. Doktora yapmak için araştırmalar yapıyor. Araştırmaları yapıyor, hazırlıyor. Ben tezimi hazırlayacağım diyor. Yok tezini hazırlama diyor. Bir başkası hazırlasın diyor. Yok kardeşim yani böyle bir şey yok. Gösterdi ya Batman'da alimeleri gösterdiler ya. Yani onlar da var. Alimeleri gösterdiler. İşte bu Türkiye milli irade hortumculuğu. Şimdi ben onu söylüyorum. Maddi değerleri hortumlamak hortumculuk. Bu maddi değerleri hortumlamanın üstünü örtmek için milli iradeyi kullanmak, milli irade hortumculuğu, milli irade hortumculuğu. İnanç değerlerini kullanmak da inanç hortumculuğu. Şimdi inanç hortumculuğu, milli irade hortumculuğuyla maddi hortumculuğu üçü bir araya gelirse ne diyeceğiz buna şimdi? Dur beycik, ne dedin? Ben çayımı bir yudum alalım. Evet, velhasıl Türkiye'nin bu gidişatı iyi bir istikamet göstermiyor. Bu bakımdan bu yanlış yapanların bu işlerin üstünü örtmesine ve Cumhuriyetimizin milli devlet ve ulusal devlet yapısından uzaklaşmasını temin etmeye yönelik girişimler kabul edilebilecek girişimler değildir. Türkiye'nin istikameti değiştirmek isteniyor. İstikamet karşısında sizden başka gidecek bir yerimiz